mesela. Buradaki bu alanı açmak benim için de çok kolay olmadı. Şu an Katmandu'dayım. Haberi de buradayken aldım. Ben de 1999 yılında Adapazarı'nda depremi yaşamış bir çocuğum. İlk günler çok çok zor geçti. Gerçekten hani hala çok büyük bir zorluğun içindeyiz ama hani bunu bile yapabileceğimi hiç hissetmediğim günlerden sonra burada çok büyük bir doğa alanı açıldı Katmandu'da. Burası da bir deprem şehri. Ve o 3 gün süren duaların ardından hissedilen o belirgin ışık ve aydınlanma halinin içime verdiği umut ve birlikte bir araya geldiğimizde ortak bir niyetle bir eylem almanın ne kadar etkili olabileceğini tekrar tekrar hissettim. Ve birlikte dua edebilmek için, birlikte nefesimizde buluşabilmek için ve o en karanlık görünen anların, zamanların ardındaki hayrı, ışığı görebilmek için dua edebiliriz niyetiyle bu alanı açmaya tekrar karar verdim. Şimdi biraz farklı olacak sürecimiz, çalışma sürecimiz. Belki aramızda daha önce birlikte nefes çalıştığımız kişiler var. Belki ilk defa bu alanda olacak kişiler var bugün. Biraz alanın nasıl çalışacağını size öncesinde anlatmak istiyorum. Bu ilk 5-10 dakika alana yerleşmemiz, alanı kendi içimizde hizalanmamız, kendi içimizde bu alanda birbirimizi hissetmemiz ve nasıl bir alan içinde olduğumuzu biraz anlamamız için. Ondan sonrasında yaklaşık bir 10 dakika kadar biraz daha nefesi böyle rahatlatmak ve kendi içimizde hizalamak üzere geçireceğiz. Bunun da nedeni aslında hem o bütün aldığımız haberlerin, hem yaşadığımız bu bütün karşılaştığımız, yüz yüze olduğumuz durumun nefesimizde bir karşılığı var. Onu tuttuğumuz, onu sıkıştırdığımız, onu almadığımız ve onu görmediğimiz birçok yer var tabii ki. Bu da çok doğal böyle olması. Onu biraz daha rahatlatmak ve kendi akışına getirmek ki böylelikle ilahi bağlantımızı, manevi bağlantımızı tekrar sağlayabilelim. Şu an çünkü en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi bu. Tüm bu zorlukların içinde o açık ve aydınlık yerde kalabilmek için. Ondan sonrasında olduğumuz yerde sadece yaklaşık bir 15 dakika kadar nefes çalışacağız. Bunun için dilerseniz tabii ki uzanabilirsiniz ama dediğim gibi sadece oturduğunuz yerde bir elinizi, alt karnınızı, beyninizi kalp merkezinize yerleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Burada bağlantılı nefeste kalıyor olacağız ama çok sakin ve kendi akışında bu önemli bir şey. Çünkü şu anda hepimiz farklı konularla travmatize olmuş durumdayız ve buradaki bunları iyileştirecek aslında çok zamanımız olacak. Şu anda bütünün yani kendimizi, kendi sağlığımızı, merkezimizi korurken ve güçlendirirken bütüne en fazla nasıl katkı sağlayabiliriz? Böyle bir yerden bu alana bakabiliriz. O yüzden nefesimizi hatırlamak ve o nefesimizin rehberliğini alabilmek üzere bu çalışmayı yapacağız. Bunun için de ağız nefesinizi kullanabilirsiniz ya da burun nefesinizi kullanabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Aldığınız ve verdiğiniz yer sadece aynı olsun. Alışlar her zaman derin bırakışlarımız. Sakin ve yavaş. Burada duygular belirebilir, yüzeye çıkabilir. Farklı hissiyatlarla yüzleşebilirsiniz. İzin verin hissetmek için. Her şey hissettikçe, onun kabulünde kaldıkça başka bir hediyesini, başka bir ihtimalini getiriyor bize. Acı da böyle bir şey. İçinde kalabilmenin ve o içinde kaldıkça aslında bizi ne kadar güçlendiriyor olabildiğini insan olarak görmek ve deneyimlemek de
ayrı bir yer, ayrı bir konu. Böyle bir durumun içinde bir yere, birisine, bir duruma herhangi bir tavsiye ya da öneri verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes kendi hissini kendisi biliyor ve ondan hepimiz kendimiz sorumluyuz. Bu yüzden her birimizin hikayesi buraya getirdiği farklı olacak birbirinden. Ama bildiğimiz bir şey var ki hepimiz birin bir parçasıyız, hepimiz bire hizmet ediyoruz ve hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Ve birimizin hissettiği, birimizin canına kalbine dokunan bir diğerimizin de canına kalbine dokunuyor. Burada her zaman o birliği hatırlayabilmek ve birlikte kalabilmek de kolektif niyetimiz aslında. Şu an hepimizin canı çok acıyor, hepimizin kalbi yanıyor. Ama bunu farklı farklı açılardan belki sadece hissediyoruz ve deneyimliyoruz ama deneyimimizin hepsi bir. Bu nefes alanını geçtikten sonra da bir süre sessizlikte kalacağız. Ondan sonra da sizlerle doğa paylaşacağım. Öncelikle dört farklı satırda paylaştığım her bir dua için bir duayı tekrar ettikten sonra o dua alanında yaklaşık 2-3 dakika kadar sessizlikte ve doğanın odağında kalacağız. Ve tüm bunlar o dört dua tamamlandıktan sonra da bir tane uzun bir dua ve eğer tabii ki sizin de gönlünüze düşen dualar varsa içinizden, buradan, bu alandan pozitif bilincin, pozitif değişimin, etkinin enerjisini ihtiyacı olan şu an tüm insanlığa ulaştırmak üzere dualarınızı paylaşabilirsiniz. Sonrasında da bir paylaşım alanınız olacak. Eğer paylaşımlarınız varsa kendinizle ilgili anlatmak için de bulunduğunuz durumla ilgili anlatabilirsiniz. Böylelikle bu alan şimdilik bugün için tamamlanacak. Tekrar pazartesi günü, perşembe günü, pazar, pazartesi ve perşembe günü başka buluşmalarda olacak. Tekrar her birimizin varlığına, buradaki niyetine ve buradan ulaşacak tüm ışığın ve pozitif aksiyonun ihtiyacı olan herkese kolaylıkla ulaşabilmesine niyetle alanı hep birlikte açalım. Sizleri hizalı bir oturuşa davet ediyorum. Kendi alanınızda bakın, tam o kökünüz, başınız bir hiza içerisinde kalsın. Hep birlikte davet edelim bu alana. Bu alanın rehberliğine. Kuzeyin yönünü davet edelim. Kuzeyden gelen bilgeliği davet edelim. Bulunduğumuz her alanı destekleyen farklı yönler var ve bu yönlerin bize getirdiği destekleyici enerjiler var. Bunların rehberliğine açmak için bu çağrıyı şu anda yapıyoruz. Eğer sizin de içinizden geliyorsa ve size de dokunuyorsa lütfen buna eşlik edin. Doğunun yönünü buraya davet ediyorum. Doğudan gelen bilgelik, aydınlık, her yeni başlayan günün umudu, ışığı burada bu alanda bizlerle olsun. Güneyin ruhunu, güneyin rehberliğini bu alana davet ediyorum. Güneyden gelen bilgelik, dönüşüm, cesaret, güç, güven her an burada bu alanda bizlerle olsun. Birkaç derin nefes alın ve odaklanın bu alana davet ettiğimiz her bir yer için, her bir rehberlik için odağınızda kalın. Batının yönünü buraya davet ediyorum. Batıdan gelen bilgelik. Burada bizimle olduğun için teşekkürler. Batının yönünü.
Göğün gök babanın engin göğün ruhunu buraya davet ediyorum. Gökten gelen bilgelik, ışık. Her an burada bizimle olduğun için teşekkürler. Rağın toprak ananın bilgeliğini buraya davet ediyorum. Yıkan da o. Besleyen de var eden de o. Bunun bilgeliğine teslim olabilmeye niyet ediyorum her birimiz için. Tüm insanlık için. Ve kalbin merkezini, kalbin bilgeliğini, kalplerimizin bilgeliğini bu alana davet ediyorum. Kalbimize rehberlik eden tüm üstatlar, bilgeler, ulular, pirler, erenler. Burada bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Yol gösterdiğiniz için teşekkürler. Kalbimizdeki bu derin acının bize açabileceği mucizeleri, bize açabileceği yolları, bizi aydınlatabileceği her alanı bizlere gösterdiğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Ve şimdi burada bu alanda nefesimizin sakinliğine, nefesimizin rahatlığına gelmek üzere bilinçli bir şekilde önce sadece nefesimizi alıp verelim ve her bırakışta, her verişte izin verin nefesiniz biraz daha rahatlasın. Derin nefes alıyorum, derin nefes veriyorum. Artık bu anın içindeyim. Ve öncelikle içinizden her nefes alışverişte 20'ye kadar sayın ve dikkatiniz alışveriş tekrarında kalsın. Her alışverişte bir sayı sayın ve 20'yi tamam. Bedeninizi tekrar hizalayın olduğunuz yerde, nefesinizin dikkatinizdesiniz. Ellerinizi rahat bir şekilde
Dizlerinizin üzerine yerleştirebilirsiniz ya da kucağınızda üst üste gelip baş parmaklarınız kavuşacak şekilde yer alabilirler. İzin verin her nefes bırakışta bedeniniz biraz daha rahatlasın. Yüz kaslarınıza getirin dikkatinizi. Yüzünüzde sıkıştırmış olabileceğiniz yerler olabilir. İzin verin yüzünüzün her bir parçasını biraz daha rahatlatabilmek için. Her nasılsa öyle, her nasıl hissediyorsanız şu an bu anın gerçekliğinde hizalanmak üzere burada bulunuyoruz. Bu anın gerçekliğinde kalıp bunu hissetmek için buradayız. Bu hissettiğimiz yerden aydınlığı çoğaltmak için buradayız. Nefes alın ve nefes verin. İşte biraz daha bedeniniz rahat, başınız rahat, omuzlarınız rahat, kollarınız, elleriniz, zihninizde önleyemediğiniz bir düşünce hızı olabilir şu anda. Tekrar tekrar nefesinize getirin dikkatinizi. Nefesim anın gerçekliğinin kendisidir. Nefesim ilahi ile olan bağın kendisidir. Ben bu ilahi düzenin eksiksiz mükemmel bir parçasıyım. Şimdi dikkatimi bu anın içine ve tekrar nefesime getiriyorum. Tekrar tekrar dikkatimi bu ana ve nefesime getiriyorum. Ve buradan bağlantılı nefeslerimize geçmeden önce olduğunuz yerden, kalbinizden dileklerinizi, bu alan için niyetlerinizi lütfen belirleyin. Buraya sizi getiren nedenleri lütfen hissedin ve bunu canlandırın gözünüzde şu anda burada bu alanın sizi ve sizinle birlikte bağlı olan tüm canları nasıl, ne yönde, hangi duyumlarla var etmesine niyet ediyorsunuz?
Niyetim buradan. Kalbimizden doğan Yaradan'ın biricik nurunun, ışığının çoğalmasına, artmasına her an ilahi gerçekliği hatırında kalabilmeye, bunu yayabilmeye, bunu çoğaltabilmeye ve bir de buluşabilmeye niyet ediyorum ve bunun tüm ihtiyacı olan şu an en çok en ihtiyacı olan canlara mucizelerle gelmesine niyet ediyorum. Merhametin, şefkatin buradan, bu alandan kendimizden başlayıp tüm insanlığı yayılmasını niyet ediyorum. Her an merhameti hatırlayabilmeye. Ve yavaşça ellerinizin birini alt karnınıza, birini göğsünüze lütfen yerleştirin ve nefeslerinizi alıp vermeye başlayın. Artık gözleriniz kapalı. Her bir alanın geçişinde sizlere bu zil ile hatırlatmada bulunacağım. Sadece bir ritim yakalamamız için bu müzik hiçbir sözü yok. Lütfen sadece nefesinizin ritmine kulak verin. Bir eliniz alt karnınızda, bir eliniz kalbinizde. Ve nefes alın ve nefes verin. Derin nefes alın ve derin nefes verin. Artık tamamen bağlantılı nefes alanının içindeyiz. Burada hep beraber. Buradayım, bu anın gerçekliğindeyim. Ve her nasılsa öyle. Her nasılsa onun kendisiyim. Al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Bu anın gerçekliğinden başka hiçbir şeyim yok. Karnımdaki acı da benim. Midemdeki taşlar da benim. Kalbimdeki en derin sızı da benim. Ve aynı zamanda hiçbiri ben değil. Böyle bir yer, böyle bir dünya. Varlığın yokluktan, yokluğun varlıktan geldi. Nefes al ve bırak. Böyle bir dünya, varlığın yokluktan, yokluğun varlıktan geldi. Hissediyorum buradayım. Hissediyorum, yaşıyorum. Hissediyorum, hayattayım. Hissediyorum ve bu hislerimle
hareket edebilecek güç benim içimde her an mevcut. Her çaresiz hissettiğimde yapabileceğim her aksiyon benimle. Her kaybetmiş hissettiğimde tekrar kazanmak için bir adım atabilirim. İyiye hizmet edebilirim, buna gücüm var. Her an, duyduğum her şeyde, gördüğüm her yerde Yaradan'ın varlığını görmeyi, ondan geldiğini duymayı seçebilirim. Buna hakkım var. İzin ver nefesin aksın. Tekrar al ve tekrar bırak. Kendi hızında, kendi ritminde. Buradayım, hissediyorum, buradayım. En insani yanımla kabul ediyorum tüm hissettiklerimi. Ve bir his olarak burada kabul ediyorum her birinin varlığını. Bazen çok ağır, bazen çok sıkışık, bazen çok çaresiz ve savunmasız, çok mağdur ve evet bunların hepsi var. Lütfen hisset her ne geliyorsa şu an içine, gelmekte olan ve yeni gelecek olanlara. Gücünün, kalbinin, o manevi gücünün olduğunu hatırla ve tekrar tekrar nefesinde bul o manevi gücünü ve nefeste kal. Al derin nefes ve bırak. Buradayım, bu anın gerçekliğindeyim. Buradayım. Sal ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Lütfen izin ver. Şu an izin veriyorum. Nefesimin akmasına izin veriyorum. Tüm hücrelerimde nefesimle buluşmaya izin veriyorum. Ve her nasılsa öyle, her nasılsa öyle kabul ediyorum olduğu gibi. Thank you.
nefeslerine ve bu sese kulak ver. Bu sesi. Her nefeste orada onunla bir olabilmeye, buluşabilmeye, tüm bu yaratımın, tüm bu gerçekliğin, birliğin içinde kalabilmeye. Ve görünenin ötesinde görmeye. Şimdi izin veriyorum. Nefes al ve nefes ver. Acizliğimi de kabul ediyorum. İnsan olarak kısıtlı ve sınırlı oluşumu da kabul ediyorum. Ve tüm bu sınırların, tüm bu kısıtlanmışlığın geldiği sonsuzluğu da görmeyi seçiyorum. Alemlerin ötesindeki alemlerde maneviyatımla, canımla kalabilmeyi, genişleyebilmeyi. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Bir elin tam kalp merkezinde, bir elin alt karnında. Nefes al ve nefes ver. En mükemmel destek benimle. Ben bu desteği almaya hazırım. Kendimi Yaradan'ın sonsuz desteğine, sonsuz şefkatine, yüceliğine açıyorum şimdi. Şu an sadece bir an için o ardı ardına sıralanan tüm düşüncelerin sadece geçebilmesine izin veriyorum. Onlar hep var ve hep olacaklar. İçimdeki manevi ışığın tüm insanlığa hizmet edebilmesi için, kalbimin nurunu besleyebilmek için şu an buradayım. Tekrar tekrar neden burada olduğumu hatırlıyorum. Bir duada buluşabilmek için, bir niyetin kendisi olmak için şu an buradayım. Izdırabımdan özgürleşebilmek için buradayım. Her ne kadar o orada olacak ise. Gözleriniz kapalı ve lütfen bir süre kendinizi daha rahat akan nefeslerinize teslim edin. Bunun içinde duymak için, daha derini duymak için.
Sessizliği duymak için şimdi izin veriyorum.
Tüm canlar hisseden tüm varoluşlar, mutluluğa ve mutluluğun tüm sebeplerine sahip olsunlar. Ben içinizden her bir sözcüğü tekrar edin ve bir süre burada kalın. Tüm canlar hisseden tüm varoluşlar, mutluluğa ve mutluluğun sebeplerine sahip olsunlar. Tüm canlar, hisseden varoluşlar, acı çekmekten ve acı çekmenin nedenlerinden özgürleşsinler. Tüm canlar, hisseden tüm varoluşlar, acı çekmekten ve acı çekmenin nedenlerinden özgürleşsinler. Tüm canlar, hisseden varoluşlar, acıdan arınmış mutluluktan ayrılmaz olsunlar. Tüm canlar, hissedebilen tüm varoluşlar, acıdan arınmış mutluluktan ayrılmaz olsunlar.
tüm canlar hisseden tüm varoluşlar, dosta bağlılıktan ve düşmana nefretten uzak, bu dünyada ve ahirette sakinlik ve huzur içinde kalsınlar. Tüm canlar ve hissedebilen tüm varlıklar, dostlara bağlılıktan ve düşmana nefretten uzak, bu dünyada ve ahirette sakinlik ve huzur içinde kalsınlar. Acı çeken zihinleri kararmış, kalpleri kapanmış, tüm canlılara karşı dayanılmaz bir merhamet besleyen, gökyüzünün, evrenin, iradesinin tek hakimi. Canları tüm acılardan kurtaran ve her türlü mutluluğu veren de sensin. Sadece senin önünde eğilir, sana sığınırım. Bizleri en karanlığın içindeki türlü nimetlerinden esirgeme. Zor zamanlardaki kavgamızı, savaşımızı, telaşımızı ve isyanımızı mazur gör ve affeyle. İnsan olabilmeyi bize öğret ve bu görünen dünyanın ötesinde var olabileceğimizi her an bize hatırlat. Bizleri ayrılığın gafletinden kurtar. Bizlere ölüm ve yaşamın ötesinde var olabilmenin yollarını göster. Her şer gibi görünenin ardındaki aydınlığı görebilmenin yollarını göster. Kötü diye adlandırdığımız her durumun ardındaki mükemmel iyilikte kalabilmeyi bizlere nasip et. Her nefeste yüce varlığınla bir olmayı hatırlayalım. Her nefeste yanına aldığın kullarına rahmet dileyebilelim. Kalbimizin nurunu aydınlat. Aydınlat ki kararmış, kapalı kalmış kalplere nurunla ulaşabilelim. Nurunu çoğaltalım. Sen bizi nurunu çoğaltanlardan eyle. Önümüzü, ardımızı, sağımızı, solumuzu nurunla donat. Bizi nurundan esirgeme. Nefeslerimize nurunu ver. Nurumuzu büyüt ve artır. Amin. Thank you.
Tekrar yavaşça bu alanın gerçekliğine gelmek üzere. Gözlerinizi açabilirsiniz. Eğer yakınınızda bir mum varsa, bir ateş, bir tütsü varsa lütfen yakın buradan. Ya da içinizdeki o ateşi. Paylaşmak isteyen varsa bu alana getirmek istediklerini paylaşabilir şu anda. Ara ara sesimin gelmediğini galiba söylemişsiniz ama ara ara konuşmadım akış esnasında. Sizleri duymaya hazırım. Cansu, teşekkürler. Teşekkürler Selahattin. Sevgiler Malatya'ya, nasılsın? Sevgiler. İyi. Çok şükür. Bize biraz oradan... Öpüyorum ben. Çıkacağım. Tamam, peki. Sevgiler. Ben. Power up. Yeterli bir power up'tı benim için. Çok teşekkür ederim. Ben şey yaptığım için. Buradan. Çok şükür. Bu çok önemli bu. Şey olmak, Avrupa olmak. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Cansu çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok hafifleticiydi. Öyle çok yani pek kelime bulamıyorum ama umarım hepimiz aynı şeyi hissediyoruzdur zaten. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Eyvallah. Ben böyle sizler çıkmadan burada bir yandan şöyle bir şey yapacağım. Çünkü bugün şimdi bu devam eden bir normalde nefes grubu vardı. Bugün bu saatte de gerçekleşen. O grubun linkini paylaşalım burada. İsteyenler o gruba girebilirler. Hilal, sen paylaşabilir misin WhatsApp linkine? Dilerseniz oraya girebilirsiniz. Daha böyle anlık takip etmek isterseniz. Onun dışında sizi duymaya hazırım. Dalia, merhabalar, nasılsın? Merhabalar. Hangi Dalia? Ben sustum. Buyur Dalia. Dalia. Sizin de mi adınız Dalia? Öyle. Ben sustum. Sen söyle, nasılsın? Bana da iyi geldi ya. Ben de biraz kilitlendim. Kendi çapımdaydım. Bireysel takılıyordum. Tam ne yapmam gerektiğini, nasıl göz alman gerektiğini, ne hissetmem gerektiğinden biraz kayıp birkaç gün geçirdim de iyi geldi böyle büyük çaplı bir şey yapmak, küçük de olsa. Sağ ol Cansu. Ben de o zaman ikinci Dalia olarak konuşayım. Çok uzun zamandır katılamıyordum. İşte saat farkları, Amerika'daydım kızımın yanında falan. Şimdi de aslında Türkiye'de değilim. Ve bu felakete Türkiye dışında denk gelmiş olmak ve burada da bir takım görüşmelerim ve işlerim olduğu için
dönememiş olmak ve hatta şimdiye kadar işte enkaz ekiplerine katılabilecek ilk yardım dersleri almamış olduğum için, bu becerileri geliştirmemiş olduğum için ve bir coğrafyada yaşadığımız halde kendime çok kızdım ilk zamanlarda. Hiçbir şey yapamamak, uzakta kalmış olmak çok 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 rahatsızlık vericiydi. Sonra işte biraz İnternet sayesinde biraz bir bağlar kurulmasına aracı olabildiysem, bir işe yaradıysa onu da bilmiyorum, ne mutlu. Birlikte olmak, bir arada olmak ve ışığı yaymaya ve iyiliği yaymaya çalışabilmek çok 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 değerli. Yani hiçbir şey yapmadığımızı zannettiğimiz zaman bile aslında bir ışığımızı yayabiliyorsak, biriyle konuşup bir yüreğe dokunabiliyorsak, İyiliği büyütmemiz lazım ve Cansu sen bunun için çok ciddi, çok değerli bir aracı oluyorsun ışığına. Sana ve bu alana katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir şekilde hepimiz yapabildiğimizin en iyisini yüreğimizden yapacağız, yapıyoruz. Hepimizin ayrı bir zamanı da var galiba bir şeyler yapabilmek adına. Zamanı geldiğinde, zamanı geldiği yerde, doğru ortamda oluyoruz ve işte elimizi uzatabildiğimiz yere kadar uzatıyoruz. Ama yalnız olmadığımızı bilmek, bir arada olabilmek, bu alanı ışığımızla genişletebilmek her zaman çok değerli. İmdat diyebileceğimiz yerlerin olduğunu bilmek çok çok değerli ve sen öyle bir ortam yaratıyorsun hepimize. Sana ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bir parça umut olabiliyorsa herkese ne mutlu. Bir bireysel olarak gerçekten böyle bu alanları açmak ve tutmak çok kolay değil. Ama o bizden daha büyük gücün, onun yüceliğine ve onun aslında teslimiyetine, onun yapacağı her neyse ona teslim olmaya niyetle bu alanda birlikte buluşmak çok kıymetli. Evet, gerçekten o COVID zamanında geçirdiğimiz günler geldi aklıma. O kadar böyle hani zor bir yerde başlayıp o kadar kalabalık ve o kadar geniş yerlere ulaştık ki oradan cesaret alarak gerçekten bugün bir başlangıç olmasına niyetle bu alanı açtım. Sizler de bu buranın bir parçası, birin biri olduğunuz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ali galiba sendeydik. Ali şey. Galiba sendeydik. Şey oldu. Evet, merhaba Cansu. Amazonlardan sonra ilk defa görüşüyoruz. Afet bölgesinden yeni geldim. Eyvallah, eyvallah. Çok iyi geldi bugün hep beraber bu alanı paylaşmak. 2015'ten bu yana aktif olarak arama, kurtarma ve savaş bölgesi olsun, yangınlar olsun, depremler olsun, seller olsun, bir şekilde bir yerlerde birilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ne kadar ekipmanınız olursa olsun, ne kadar bilginiz, beceriniz olursa olsun, duanız olmadığı sürece bunlar çok bir işe yaramıyor. O en karanlık, en sessiz, en çaresiz hissettiğiniz anda iki şey size yardım ediyor. Bir, nefesiniz. İkincisi, duanız. Çünkü ben bütün karanlığın niyetle açıldığına inananlardanım. En çaresiz anda bile, en karanlık odada bile o niyet sizi oradan çıkarıyor. O niyet size bir el uzatıyor. O niyet sizi yeniden hayata döndürüyor. Bunu hayatımda birkaç kez tecrübe ettim ve her defasında sadece nefesime ve niyetime güvendim. O yüzden bu tür birliktelikler, bu tür paylaşımlar çok değerli, çok kıymetli. İşim olarak inşaat mühendisiyim, artı mimarım ben. Bizim evlerimiz, mabetlerimiz aslında. Çünkü o eve girdiğimiz andan itibaren dışarıdaki hayatı geride bırakmaya çalışıyoruz. Ve o eve güvenmek istiyoruz, mabedimize güvenmek istiyoruz. Çünkü kendimizi sadece orada güvenli hissedebiliyoruz.
O yüzden seçtiğimiz mabetlere biraz dikkat etmemiz lazım. Mabetimizi birazcık tanımamız lazım. Üstümüzde ne var, altımızda ne var, yanımızda, sağımızda, solumuzda ne var? Birazcık bilincimizi açmanın zamanı geldi. Biz gönüllü ekipler olarak bunların eğitimini alıyoruz. Fakat burada iş sadece gönüllülere kalmıyor. Bireysel olarak da bunlara birazcık açık olmamız lazım. Çünkü sizin neyin nerede beklediğini bilmiyorsunuz. Ya da etrafınızdakilerin neyin nerede beklediğini bilmiyorsunuz. O yüzden bizim artık özellikle Mezopotamya'daki bir halk olarak coğrafya kaderidir dedikleri şey çok doğru. Mezopotamya hep bir yıkımla başlamış ve hep bir yıkımla devam ediyor. Ve artık buna bilinçli bir şekilde devam etmemiz lazım. Hayatlarımızı ona göre düzenlememiz lazım. Bir hafta sonra bunlar unutulacak, bir sene sonra bunlar unutulacak. Ama unutmamayı tercih edebilirsiniz. O yüzden hepinize iyi niyetler ve iyi dualar gönderiyorum. Teşekkür ederim Cansu Tekrar. Eyvallah canım. Sağ olasın. Güzel kalbine, yüreğine sağlık. Bize getirdiğin, olana getirdiğin bilgiliğe sağlık. Çok şükür. Başka var mı paylaşmak isteyen? Oh. O zaman bugünü kapatalım bu alanı. Hep beraber. Bu güzellikte. Bu birlikte. Tekrar bu alanda, dualarda buluşabilmeyi niyetle diyorum. Buradan ışığı çoğaltabilmeyi niyetle. Eğer sizlerin de varsa burasının şifasına ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz paylaşabilirsiniz. Ben böyle bu ilk buluşmayı biraz daha kapalı yapmak istedim. Bu çağrıyı böyle içinde duyanlarla böyle yavaş yavaş bu dua alanını besleyebiliriz. Her birimize ve buradan tüm bütüne yayılmasına niyetle. Tekrar hep beraber burada olanlarla alanı kapatalım. Sadece teşekkür ederek. Kuzeyin yönü teşekkürler. Şimdi sadece şu an için seni bu alandan özgürleştiriyorum. Doğunun yönü, doğunun bilgeliği teşekkürler. Güneyin düğünü, güneyin bilgeliği teşekkürler. Batının yönü, batının bilgeliği teşekkürler. Gök baba teşekkürler. Toprak ana, toprak ananın bilgeliği teşekkürler. Kalbimizin rehberliği, üstadlarımız, ulular, pirler, erenler, olana rehberlik eden herkes size teşekkürler. Işık rehberlerimize teşekkürler. Bu alanın şifasını, birliğini ihtiyacı olan her yere ulaştırdığınız için, kendinden ulaştığı için, bir doğada buluşabilmeyi bize her an hatırlattığınız için şükürler olsun.
teşekkür ederim. Yarın Türkiye saatiyle saat 8'de tekrar ben burada olacağım. Herkesi sevgiyle bunun için umuyorum.